çocuğa tavşan almıştık. Yürüdüğü zaman ıslanmayacak şekilde bir sistem oturtmayı düşünüyorum. O da şu, siyahın içine şu şekilde pencere teli aldım. Kalanını parmak bile girmeyecek kadar siyahın içinin ölçüsünde kestim. Sonra çit bağlama telleri var, sert. 3 tane boyunu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de enine uzunluğu olacak şekilde kestim. Bunları da şu çit tellerinin fazlalarını şu şekilde kenarlarını keserek onlarla bağlıyorum. Hem temiz olur hem de görüntüsü güzel olur. Yaptığımız teller ve bağlanması iç taraftan yaptık ki hayvanın ayağına falan zarar gelmesin diye. İçine oturtturduk böyle. Uzunluklarını ölçüp ayarladık. Dediğim gibi şunlar alttan desteklik veren çift bağlama telleri. Şu da normal. Biraz daha kalın pencere teli. Hani pencere teli derken satılıyor. Sineklik değildi ama onun 1-2 büyüyor. Serçe parmağım geçmiyor bile. Hayvan da rahatlıkla bunun üzerinde yürüyebilecek özelliğe sahip olur. Elimize değen yine de bir metal parçası, ufak tefek tel olursa onları mutlaka kesip almamız gerek. Şuradaki yerde fark ettim. Onlara uygun bir, değmeyecek şekilde, hayvana zarar vermeyecek şekilde almamız gerekiyor. Yaptığımız telin üzerine kağıt havlu koyduk. Bu şekilde ıslaklığın tavşana zarar vermesi bir ölçüde engellenmiş oldu. Ara ara yine de o kağıtları değiştirmek gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Köşeye bir kutu koyduk. O kutunun, kutunun içerisine ıslattığı zaman daha sonra ıslak peçeteyi yine orada olacak şekilde veya dışarı ıslattıysa o peçete, ıslak peçeteyi alıp o kutunun içerisine koyuyoruz. Ve orada o kutuyu artık ıslatacağı yer olarak kullanabiliyor. Tuvalet alışkanlığı kazandırabiliyoruz bir ölçüde. 1,5 ay önce oldukça küçük de elimize sığıyordu ama maşallah şimdi yemlerle birlikte bayağı büyüdü. Şu an nane yediriyorum. Afiyet olsun. Semiz otu. Onu çok seviyor. Bunun kurularını da çok sever. Bildiğim kadarıyla. Semiz otu yedireceğiz şimdi bir de. Dışarı çıkarıyoruz ara ara. Kafesinden. Maşallah ortalığı birbirine katıyor. Bayağı hareketli. Doydu mu karnım biraz? Hı? Bizi gördü mü hemen böyle kafesin kenarlarına geliyor. Ben dışarı alayım diye böyle yapıyorum. Güzel mi? Beğendin mi? Hı? Dışarı mı çıkalım? Gel bakalım. Yok, sıkılmış. Gerçekten de kafeste pek duramıyor. Daha geniş yerler istiyor. Her tarafı sinirinden parçalamış. Mecbur çıkarıyoruz zaten. Yine çıkaracağız. Buradaki de sıkıldığı zaman ilk bir yaşına kadar kemirmeler devam ediyor. Şurayı mesela bayağı bir kemirmiş. Gel. Bak burada. Sen uzanabilir misin buraya? Hı? Uzanabilir misin? Hadi bakayım. Hadi. Ye.
Yukarı çıkayım da mı yiyorsun diyelim. Nereye geldin? Nereye geldin? Hı? Nereye geldin? Komşum. Bak 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 şuna bak şuna. Şu yaramaza bak. Hadi bakayım ya. Önlem işareti gibi işaret var. Sırtında. Sen marulu seviyor musun? Daha vereyim mi marulu, değil misin? Bunları da yok mu senin marulu? Derecede maşallah hızlı büyüdü. Avucun içine sığıyordu, şimdi iki avucu geçti. Büyüklüğü yem yedikçe büyüyor maşallah. Değil mi? Pamuk. Oho sen abarttın ha. Gömüldü. Şimdi bu tavşan yaklaşık 1,5 aydan fazla zamandır bizde. Bayağı alıştı. Şöyle serbest bıraktığım zaman birden etrafa atılıp kaçmaya çalışıyor, böyle olduğu gibi. Çok hızlı hareket ediyor. Şöyle sevince de bir yere kaçmıyor. Özellikle bir kutu bularaktan ıslattığı zaman peçeteyi, o kutunun içerisine bir miktar koyaraktan o kutuyu, o kutuda tuvalet ihtiyacını görmesini sağladık. O kutuda tuvalet ihtiyacını görüyor. Evet. Önce tavşanı salıyorsunuz, kendini güvende hissettiği yere tuvalet ihtiyacını karşılıyor. Oraya da daha sonra ıslattığı havluyu kutunun içerisine koyuyorsunuz ve oraya artık sürekli tuvalet ihtiyacını gideriyor. Tuvalet ihtiyacını bu derece giderdikten sonra etrafa fazla ıslatma ve diğer ihtiyacını giderme gereği duymuyor. Tabi hayvandır. Arada bir farklı yerler olsa da genelde aynı yere gittiğini görüyoruz. Tuvalet alışkanlığı kazandırmak bu açıdan önemli. Avuç içine giriyordu, küçücüktü. Normal hazır yemler var zaten yedikleri, onları yediriyoruz. Bunun haricinde marul 1-2 yaprak günde yedirdiğimiz oluyor ama marulun da suyunu almak lazım. İshal yapabilir. Az bir şey maydanoz verdiğimiz oluyor. Küçük az, çok daha az nane verdiğimde oldu. Ama genelde maruldu, maydanozu yenebiliyor. Kurumuş yonca yapraklarını çok seviyor. Onu da internetten getirdik. Onu da veriyoruz. Evimizin maskotu gibi oldu. Gerçekten fazlasıyla alıştık. Özellikle kafesine koyduğumuz zaman sürekli olarak kafe yaklaştığımızda bize yaklaşıyor ve beni alın gibisinden yukarı doğru hareket yapıyor. Bu kulakları da zaman içerisinde aşağı doğru düşecek ama daha zamanı olsa gerek ki şu anda böyle dik duruyor gördüğünüz gibi. Bitlenmeye karşı bit spreyi aldık. Haftada 2 defa belli bir mesafeden onu sıkıyoruz. Kaşınmalarına iyi geliyor. Çok da aşırı ıslatmak iyi olmaz. Özellikle kış yaklaşıyor. Üşütüp hastalanabilir. Ve tuvalet ihtiyacını giderdiği yerde aşırı ıslaklık varsa mutlaka bunun kurulanması, kağıt havlunun değiştirilmesi lazım. O da rahatsız edebilir. Hem temizlik olarak hem de hangi açıdan da şöyle bakayım. Hem de etrafı kirletmeme açısından, hasta olmaması açısından bu önemli. Bunun haricinde hazırladığımız bir düzenek vardı. O özellikle çok aşağılara birden ayaklarını ıslatmasını da engelliyor. Onu da ayrıca görüntüsü var. Sizlerle paylaşacağız.
Başka güzel ama bakım oldukça yoğun, sürekli uğraşı gerektiren bir özellikte. Çünkü günlük sürekli olarak kağıdını, bunun haricinde oradaki peçetesiydi, kağıt havlusuydu, gazetesiydi. Onları sürekli değiştirmek gerekiyor. Sürekli bir bakım istiyor. Geniş yerler istiyor işin açıkçası. Çabuk sıkılıyor küçük kafeste. Çabuk sıkılıyor işin açıkçası. Değil mi? Tırnağını da özellikle tırnağının şu şöyle kaldırdım. Daha sonra tırnağının şöyle kırmızı görülen bir yeri var. Kırmızı gelen yerine gelmeden beyaz yerinden kırmızı yerine yaklaşmadan beyaz yerinden çizdim. O şekilde tırnaklarını kesmiş olduk. Çünkü o aşağılardan kırmızı görünen yerleri, yakın yerlerden kesersek canı acır ve kanayabilir. Buna da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Kenar kuytu yerlere gitmeyi çok seviyorum açıkçası. Gel bakalım, gel, gel. Gel bakalım. Gel. Bir yaşına kadar kablolardan da ufak ufak kemirdiği oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Çok da boş bırakamıyoruz. Geçen mouse'un kablosunu ısırmış. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Kaçtı. Şuradan çıkıyor. Hop. Gel bakalım. Oradan şimdi nereden geliyorsun? Buradan mı geldin? Ha. Oy. Şimdi durur. Sonra aktif olarak harekete geri başlar. Öyle mi? Hı? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Ne yapıyorsun sen? Ne arıyorsun? Hı? O yenmez yenmez. Bana bak bana. Uzun süre tek başına kafeste kalırsan kağıtları yiyor, parçalıyor, dağıtıyor etrafı. Suyu biraz yukarı aldık. Özellikle öbür biberon gibi suyu içemedi. Biz de bu şekilde kaba koyduk. Ondan beri bu kapta içiyor. Ünlem işareti sanki değil mi? Üzerindeki. Ünlem işareti. Gireceğim mi içeri? Hadi gir. Hadi gel. Gel. Gel hadi. Gel hadi gel. Gel. Hadi gel. Gel hadi. Giresi yok ki. Dışarıda gezmeyi seviyor. Hadi onlara dediğimi bir olduğu belli. Gel bakayım gel. Burada da onu görelim. Salonu çok fazla kullanmadığımız için burada. Ay 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 geldi 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 geldi. Şuna bak şuna şuna. Sen nereye gittin? He? Sen nereye gittin? Köşene mi çekildin? Hı? Tuvalete. Minik. Maşallah. İlk aldığımızda küçücüktü. Şu talaşlarını bir dökelim de temizlensin tüyün değil mi? Hı? Kulakların hala dik ha. Aşağı doğru gider mi acaba? Hı? Ay. Bilmedim, bilmedim, bilmedim. Talaşlarını temizlemeye çalışıyorum. Acıtmak istemem. Tamam. Hadi bakayım. Ara ara temizliyoruz burayı da. Tamam. Sen gez biraz kafana göre takıl. Anladığım kadarıyla
İçeride bıraktınız diye kafeste bayağı sinirlenmişsin. Hı? Öyle mi? Duyduklarım doğru mu? Hı? Doğru mu duyduklarım? Tatlı. Hı? Ay ay ay. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Hı? Sen nereye gidiyorsun? Gel sana. Yemek vereyim diyeceğim de. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Nereye kaçtı bu? Ha, gel bakalım. Gel. Yiyecek mi? Yiye bakalım. Afiyet olsun. Çok seviyorsun sen yonca kurusun, değil mi? Sence bu engeli geçebilir misin? Biraz zor gibi duruyor ama. Onu naylon zannediyorsun herhalde çekebilecek. Yapamazsın, yapamazsın. Uğraşma. Ağır o ağır. Bir yerine zarar gelir. Köş. Kime diyorum? Hadi. Geç oradan. Hadi bakayım. Pamuk. Pamuk 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 pamuk. Pamuk pamuk. Ünlem işareti misin? Pamuk musun sen? He? Nesin sen? Sen nesin? He? Sen nesin? Sevildiğini de biliyorum. Ünlem işareti misin? Pamuk musun? He? Nesin sen? Nesin? He? He? Ne tatlısın sen? Ne tatlısın? Ortalığı kirletme ha. Yerini biliyorsun. Anladın sen onu. Hadi bakayım. Hadi gez biraz. Hadi. Önce durur durur sonra harekete başla. Hadi başla. Hadi. Pamuk. 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 Ne kızım? Hı. Hı. Ne istiyorsun? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun? He? Pamuk pamuk pamuk. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapıyorsun? İyi misin? Şu yüzeyler de biraz ayağa kaydığı için pek girmek istemiyor ama bir taraftan da gezmek istiyor. Nereye gitti bu? Köşeden, kenarlardan, arkalardan sıyrılıp gitti. Yeni çektiğimiz videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.